Peki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğiz. Ya iyi, ben de iyice bilemiyorum ya. Ya iyi parti alır, yok da AK Parti alır. Bunlardan ikisinden biri yani. İkisinden birine mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Evet, en evet. Çok kime yakasınız peki şu an? Peki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas'ta bir kez daha şu anda karar veremedik, belli değil. Vallahi en yakın oradan İYİ Parti'ye vereceğim. Her ikisinin de mi? He. Teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermek istiyorsunuz? Vallahi daha adını bilmiyorum ki, o da oyun mu vereyim ya. Öyle bir şey de düşünmedim. Hiç kimseye adını bilmiyorum. Talas'takiler, hiçbir partinin adını bilmiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Fatih Erbakan'a. Yeniler Refah Partisi. Evet. Kazanacağı vermek istiyoruz. Her zaman AK Parti diyoruz. Cumhur İttifakı'na mı oy vereceksiniz? Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de hangi partiye oy vereceksiniz? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Refah. Yeniler Refah Partisi. Şu an kararsızım ama. Kime yakınsınız peki? İllaki bir şey belirlediğiniz bir aday vardır. İYİ Parti'ye. Ben de belediyeden emekli oldum ama hiç memnun değilim. Ekonomik durum olarak çok kötüye gittik zaten. İYİ Parti biraz daha... Her ikisinde de mi? Büyükşehir ve Talas'ta. Aynen öyle. Şu anda ben çok kararsız ve tutarsızım işin açıkçası. Biliyorsunuz ortalık çok karışık. Yani şu anda belli değil. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Vallahi hiç belli değil daha kime verecek. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu anda kararsızım. Hangi isimler konusunda, hangi partiler konusunda kararsızsınız peki? Hiçbirinin hakkında daha bir araştırma yapmadım. Bakacağım. Daha önceki söylediklerine bakacağım, yaptıklarına bakacağım. Ondan sonra oy vereceğim. Yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Kime mi? Aynı yere vereceğim. Aynı yer derken kim peki? Mustafa Şahin mi neyse oy. Mustafa Yalçın'a mı? Yalçın. Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Aynı hocaya. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Ben bir şeylerin değişmesi adına inşallah farklı bir partiye diyelim. Kime peki? Şu an kime yakınsınız? İYİ Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Her ikisinde de. Her ikisinde de. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Talas. Göçer Bey'e. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, daha karar veremem. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? AK Parti. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiç kimseye. Sandığa gitmeyecek misin? Gideceğim. Konuşabilir miyiz? Konuşabilirim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. Talas ve Büyükşehir'de. Valla AK Parti'yi kullanıyorum devamlı da. Belli olmaz. O zamana da yani. Kime oy vereceksiniz Talas ve Büyükşehir'de? Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla şeyi de Mendup Başkan'a vereceğiz. AK Parti'ye vereceğiz. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Refah'a düşünüyorum ya. Yeniden Refah Partisi. Hmm. Seçimler ve emekliler. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye ver. Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii ki. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Gökhan Bey'e vereceğim ben. Göker Bey'e. Göker. Büyükşehir'de? Büyükşehir'den de kime vereceğim onu bilmiyorum henüz. Kazım Bey'e mi, Mendup Bey'e mi? Kazım Bey olabilir. Her ikisine de iyi evet, parti. Evet, aynı. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda daha bir şey düşünmüyorum. Daha çok vakit var. Önümüzdeki yerel seçimlerde, yerel seçimlerle ilgili hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye mi? AK Parti'ye. Dürüst kim kazanıyorsa, çalışıyorsa ona vereceğiz. Kime peki? Ya, gönlümden yeniden Refah. Yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Vallahi ben CHP'ye veririm. Açıkçası. Her ikisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Aynı, evet. Aynı. Sizler kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben de aynı. Emekliyiz, bize bir şey vermedi yavrum. Ne yapalım? Için yok yani.
vermediği için mecburuz biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek var. Bizdeki yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Talas ve Büyükşehir'de. Çok kısaca. Hala bilmiyorum ki ben dışarıdan geldiğim için yani. İyi Parti'den Göker Göztürk aday gösterildi Talas Belediye Başkanı adaylığı için. Ne düşünüyorsunuz? İyi olur diyorum. Yani ben İyi Parti ile AK Parti'yi düşünüyorum yani. İyi Parti ve AK Parti arasında mı kararsınız? Evet. Teşekkür ederim. Yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? CHP, AK Parti, İYİ Parti? Yok yok, şimdi yorum yok. Yorum yok. Peki. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyeceksiniz? AK Parti. Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı tabii. Peki, ya başka mi? Adam mı bağlı memleketteki? Onlar ne yapacak kardeşim? Şu an aklınızda kim var? CHP var. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Teşekkür ederim. Ya, henüz daha onlara bir karar vermedik. Benim tercihim, karar verirsem Refah. Yeniden Refah. Teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi yiğidim, şimdiye kadar hep efendim MHP'ye verdik, AK Parti'ye verdik. Fakat emeklinin durumunu biliyorsunuz. Şu andan itibaren ben düşünmüyorum. Talas'tan memnunuz ama AK Parti olduğu için artık yeter, ben vermeyeceğim. Ve Fatih Bey'e vereceğim. Fatih. Yeniden Refah Partisi. Evet, evet efendim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyeceksiniz? Şu andaki mevcut, Talas'ta mevcut başkana veririm. Talas'ta Mustafa, evet. Yalçın'a mı oy vermeyeceksiniz? Mustafa Yalçın'a veririm tabii. Peki Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Büyükşehir'de hizmet düşünürsem aynı mevcuda vermeyi düşünüyorum. Ama biraz eskidiğini düşünüyorum. Artık demoda olduğunu düşünüyorum. Onun için de başka bir alternatifler aklımda var. Henüz karar vermedim yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? CHP'ye, ben Atatürk'üyüm, CHP'ye veririm. Başka Allah'ın kuluna vermem. Ablacığım sen kime vereceksin? Aynen. Beyim nereye verse ben buraya vereceğim. Peki, teşekkür. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi İyi Parti'ye vereceğim ben. Her ikisinde de İyi Parti'ye mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? İkisinde de İyi Parti'ye vereceğim. Yerel seçimlerde kime oy vereceksiniz? Henüz karar vermedik. Memnunuz hizmetlerinden. Tamam, yeter. Şey, Cumhur İttifakı oluyor işte. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Vallahi İyi Parti'ye vermeye niyetlendim ben. Peki, teşekkürler. Evet. Yani, muhalefete mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya muhalefete de oy vermeyeceğim. Sandık başına da gitmeyeceğim. Oy kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağım. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde Talas ve Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? Şu an kararsızım. Talas ve Büyükşehir'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani kimin vaatleri iyiyse onu düşünüyorum. Şu an peki kime yakınsınız? Şu an Talas, ben Bahçeli Evler'de oturuyorum. Siz Talas yerel seçimleriyle ilgili mi soruyorsunuz? Talas, hem Talas hem Büyükşehir. Büyükşehir için sanırım şu an birkaç tane aday var. Mahmut Arıkan gözüme çarpıyor şu an adaylar içinde. Ama tabii ki bilmiyorum, şu an henüz var yani seçim. Talas'ta peki şu an kimi düşünüyorsunuz? Talas'ta Zafer Partisi olabilir. Sığınmacılara olan tutumundan dolayı. Yine CHP'nin adayı vardı sanırım, İbrahim Bey. O olabilir.